Tarihler 2000 yılını gösteriyor. Kanal 7'de çalışan bir kameramanız ve Linda Turner isminde bir gazeteci arkadaşımız da birkaç haber hazırlamak için Willowbrook isminde bir şehri ziyaret ediyoruz. Her şey gayet normal başlasa da bu şehirde garip bir şeyler olduğunu görmeye başlıyoruz. Herkese selam, ben Onur ve bugün Kanal 7 isminde 1 dolara satın aldığım bir oyun oynayacağız. Oyunu tamamen Türkçe seslendireceğim, siz de bulduğunuz gizemleri yoruma yazın. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Bu gizemli şehrin sırrını birlikte çözelim. Oyunumuza geçtik arkadaşlar ve bir tarayıcı açıldı. Sayfa yükleniyor diyor. Burada bir adres var. Buralara tıklayabiliyor muyum? Herhalde tıklayamıyorum arkadaşlar. Ve böyle bir ormanlık alan gösteriyor. Biz bu ormanlık alanda mıyız acaba? Burada mı geçecek olaylar? Herhalde burada geçecek ve Kanal 7 arkadaşlar. Biz kameramanla oynayacağız sanıyorum ve Linda diye bir gazeteci arkadaşımızla birlikte bazı haberler kaydedeceğiz. Ama tabii o haberleri kaydederken bakalım başımıza neler gelecek. Ve akşamüstü 6.17 saat ve Ağustos'un 13'ü 2000 yılındayız. Ve Linda elinde mikrofonla şu anda haberi anlatmak için kameranın karşısında sanıyorum. Biz de kamerayı tutuyoruz ve şöyle diyor Linda. Küresel ısınmaya inanıyor musun? Bazı insanlar evet der, diğerleri hayır der. Ne olursa olsun hepimiz kirliliğin zarar verdiğini biliyoruz ama tam olarak nasıl? Bugün biz... Kahretsin, metin neydi? Şu anda metni unuttu galiba. Eric de diyor ki bilmiyorum, ben sadece kameramanım ve bu teksti, yazıyı okuması gereken sensin. Linda da evet biliyorum. Bir mola verelim olur mu dedi. Eric de ama daha yeni başladık diyor. Linda da gerçekten biraz kafam karıştı. Bana bir şişe su getirebilir misin arabadan? Ben de bu arada hazırlanırım dedi. Ve biz de olur dedik. Sadece mümkün oldukça çabuk bitirmek istiyorum diye cevap verdik arkadaşlar. Ve evet şu anda oyuna geçtik. Ve hadi Eric, hadi şu işi çabuk bitirelim. Biraz suya ihtiyacım var sadece. Burada bir çevre kirliliği var. Ve bunu haber yapıyorlar arkadaşlar. Şurada bir şey var. Şuraya bir bakalım. Bu ne ya? Televizyon var burada. Enteresan. Bir ormanın ortasında televizyon. Aa bir dakika, bir tane daha televizyon var. Bu oyunun hikayesi ve gizemlerinin çok garip olduğunu duydum arkadaşlar. Bu oldukça popüler oyunlardan bir tanesi. Ve aynı yapımcının bu arada birden çok oyunu var. Burada bir çöp kutusu var ama buna bir şey yapamıyorum. Aynı yapımcının birden çok oyunu var. Yani birkaç oyunu daha var yine buna benzer. Eğer beğenirseniz mutlaka aşağıdan videoya bir tane like atın. 5000'den fazla falan like gelirse diğer oyunlarını da belki oynayabiliriz arkadaşlar. Çünkü diğer oyunlarına bir göz attım şöyle. Fragmanlarına falan baktım. Bunun gibi yani oyunlar. Ve ya ortam benim çok hoşuma gitti. Şurada bir şey mi yazıyor bu arada? Böyle enteresan bir hani VHS kaset tarzı bir grafik yapısı var. Evet, 7 Kanal 7 haberler. Open diyor. Burada da sür diyor. Arabayı sür. Öncelikle kayıtları tamamlamam lazım dedi. Tamam. Burayı açtım. Al diyor. Aa evet, suyu aldım. Ve tekrar kapattım. Tekrar basabiliyor muyum? Yok, kayıtları tamamlamamız lazım diyor. Yani şu anda oradan bir şey yapamıyoruz. Şöyle yaptığımız zaman evet, normalde inventory yani aldığımız şeyleri görebiliyoruz ama zaten su elimizde. Burası çöp kutusu. Şuraya bu şeyi, su şişesini oraya atacak kadar, yani çöpe atacak kadar adi birisi değilim dedi. Tamam ya, sinirlenme dostum. Evet, burada bir çöp kutusu var yine. Aa bir dakika, araba var. Bu araba buraya tam girişe park etmiş diyor. Kovala kovala kovala. Kovala. Aa bir dakika. Burada. Mücevher, silahlar. Silah ve bıçak şovu. Ticaretini yap, al, sat, değiştir. Çok iyi yalnız. Böyle reklam mı olur? Aa bu arada ayrılıyor galiba dedi. Şimdi o araya bir şey girdi arkadaşlar. Siz de bu arada bulduğunuz gizemleri mutlaka yoruma yazın. O arabayı takip edemedik. O araba nereye doğru gitti acaba onu bilmiyoruz şu anda ama şu tarafa doğru gitti. Enteresan. Mesela şuraya falan bir şey yapabiliyor muyum? Yok, yapamıyorum. Burada bir şey var mı diye bakıyorum ama yok herhalde. Neyse, biz şimdi suyu Linda'ya götürelim de ondan sonra bakarız. Bu arada Hungry Llama diye bir tane, Aç Llama diye bir tane oyun vardı, hatırladınız mı? Onda da 3 boyutlu hale geliyordu bir yerde. O bölümü andırdı biraz bana. Oyunun fragmanı hoşuma gitti, o yüzden oynamak istedim. Evet Linda, al bakalım. İç. Bu arada bu oyun paralı arkadaşlar. Açıklamayı, bu arada suyu ağzına götürseydin iyi olurdu. Bir de kapağını açmadın Linda. Neyse olsun yine de. Teşekkürler.
gerçekten de susuzluktan ölmek üzereyken bu kaydı bitiremezdim. Bu oyuna ben para verdim bu arada arkadaşlar. Açıklamanın üstünde bırakırım eğer satın almak isterseniz, ama 1 dolar. 1 dolar da yani 27 lira falan, bayağı iyi bir para verdik. Normalde bedava olmasını beklerdim ama maalesef paralıymış. Oyun hoşuma gidince satın aldım. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve hadi başlayalım dedi. Hadi başlayalım bakalım Linda. Bugün ormanla bağlantılı terk edilmiş araziyle çevrili bir bölgede Willowbrook'tayız. Şehrin sakinleri genellikle çöp atmak için bu bölgeden geçerler diyor. Ve burası da buradaki göllerden birinin şu andaki durumu diyor. Gördüğünüz gibi çöplerle dolu. Ve koku gerçekten iğrenç. Willowbrook'un belediye başkanı neden bununla ilgilenmiyor ya da ilgilenmiyor gibi görünüyor. Ya da çevreyle ilgili otoriteler neden bunu görmezden geliyor diyor. Kirliliği gerçekten önemsiz bir şey olarak ele almalı mıyız? Sularımızı zehirliyor, toprağı, bitkileri ve doğayı mahvediyor olabiliriz. Kesinlikle bu arada çok önemli bence de. Bu davranışımız belki de tek gezegenimizin sonunu getiriyor olamaz mı? Ya da en azından sonraki nesillerin yaşamını mahvetmiyor muyuz? Evet, mahvediyoruz. Ben Linda Turner. Turner'mış bu arada, Tuner diye zannediyordum ama Turner'mış. Kanal 7 Haberler, Willowbrook. Tamam. Ve kestik dedi Erik. Çok güzel, bu da günün son kaydıydı. Şimdi eve gidip biraz dinlenmek istiyorum dedi Linda. Seni arabada bekliyorum. Sen de daha fazla istersen kayıt alabilirsin buradan dedi. Ve bir anda ışınlanıp gittin mi yani? Ben burada ne kaydı alayım ki? Linda, şurada bir eski bir araba var. O arabanın oraya doğru gitsem orada acaba başıma bir şeyler gelir mi? Yani normalde bu tür yerlerde... Ha yok, buradan ileriye gidemiyoruz. Normalde bu tür yerlerde çok fazla macera aramamak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bilmiyorum siz ne dersiniz. Şimdi geldiniz diyelim ki böyle bir yerde, bir haber kameramanısınız ve çektiniz haberi, geri dönüyorsunuz. Yani geri döner misiniz yoksa gidip ormanın içini mi araştırırsınız? Yani geri dönersiniz herhalde birçoğunuz. Ama tabii ki biz burada böyle yapmıyoruz arkadaşlar. Biz bütün gizemli yerlere giriyoruz mesela. Yani bütün işte terk edilmiş yerler, ne bileyim işte kapılar bulursak oradan giriyoruz. Yani ne var ne yok bütün hepsini araştırıyoruz tabii ki. Yine öyle yapacağız. Bakalım, evet, Linda orada bekliyor musun? Evet, gerçekten bekliyor. Linda merhaba, atla arabaya. Evet, neyi bekliyorsun? Hadi şu arabayı çalıştır da gidelim buradan. Tamam, gidelim. Bir de bize kızıyor ya. Tamam, arabayı çalıştırdık. Linda niye bana etrafı kaydedebilirsin dedi. Acaba orada hani başka bir şeyler bulabilir miydik? Yani başka bir bulmamız gereken bir şey vardı da aramadığımız için mi bulmadık, ama pek de bir şey yok gibi. Ne günde ama, gerçekten çok yoruldum. Sanırım biraz dinleneceğim, uzanacağım dedik. Biraz uzanmayı hak ettik. Evet, uzandık ve tekrar kalktık mı? Aynen, tekrar kalktık arkadaşlar. Telefon. Telefon. Şu anda herhangi birini aramama gerek yok diyor. Gidelim. Hayır. Bugünkü kayıtlarımı geriye sardırmam lazım. Onları nerede bıraktım diyor. Kaydı geriye sardırmak ne demek acaba? Belki daha sonra bir kitap okurum diyor. Şurada bir kaset var. Kaseti geri sardırmak. Yani herhalde kaydı hazır hale getirmek gibi bir anlamı var. Şuna mı takacağız? Aynen. Video oynatıcıya taktım. Sanırım bu biraz zaman alacak. Ben de bu arada çöpü dışarı çıkartsam iyi olur. Çünkü gerçekten şimdiden kokmaya başladı diyor. Evet, rewinding yani geriye sarıyor diyor. Böyle bir bilgisi olan var mı? Yani mesela bir VHS kasette kayıt yaptıktan sonra böyle geriye sarılıyor demek ki. Ben ilk kez duydum böyle bir şey. Niye geriye sarıyor anlamadım. Evet, şimdi burada çöpü dışarı çıkaracağız ama şunlara bir şey yapılıyor mu diye merak ettim. Önce buraya bakalım. Burada bir şey var mı? Bir bal kabağı var. Büyük annem vermişti. Bununla ne yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yok diyor. Bal kabağı yani işte kafana takıp maske yani yiyeceksin abi, ne yapacaksın? Bu odaya girmeye ihtiyacım yok. Tamam. O odaya girme o zaman. Ben şimdi şuradan çöpü alayım. Yalnız mükemmel çöpü içinden kapağını açsaydın önce iyi olurdu. Ben bu oyuna 1 dolar verdim arkadaşlar. Evet, bunu yaptım. Bu arada ışıkları kapatabiliyorum. Yani 1 dolar verdiğim bir oyundan en azından oradaki çöp tenekesinin kapağını açmasını bekliyorum ama açmadı. Burası mı bu arada kapı? Kapı bir enteresan. Neyse. Ha, şurada şey var. Şuraya atayım hemen. Ama burası dolu gibi. Evet, burası zaten dolu. Başka bir şey bulmam lazım diyor. Şurada bir şey mi yazıyor? Debug mı? Sanki bir yazı var gibi ama... A bu galiba. Ebug. Ebug mı? Bilmiyorum. Bir şey yazıyorsa da ne olduğu okunmuyor. Ya da belki İngilizce değildir. Bilmiyorum. Şuralarda kapı gibi başka bir şey var mı diye bakayım. Sanırım yok. Ha, şurada bir tane şey. Abi gene araba var orada. Bir dakika, bu araba. Dur, şunu at hemen. Şunu takip et, takip et. Gidemiyorum. Hayır.
O araba bu arada aynı araba mıydı? Hatırladınız mı arkadaşlar? Bir araba vardı ya şeyde. Tam o minibüsten geri dönerken bir araba bizim yolun oraya park etmişti. Burada da sanırım aynı arabayı gördük. Enteresan. Şüpheli bir durum var. Neyse, şurada mıydı bizim kapı? Yok, biraz daha ilerideydi. Biz buradan tekrar evimize girelim. Şurası. Evet, evimize girdik. Bu bitti mi bu arada? Ha, bunun geri sarması bitmiş herhalde. Tamam. Burada başka bir şey. Evet. Aa, telefon çalıyor. Telefon çalıyor arkadaşlar. Aa, burası bu arada şu an kilitli kalmış. Yani takılmış ve öyle kalmış. Ne kadar garip diyor. Işığı açtım. Bir dakika, buradaki kaktüs yere düşmüş müydü? Böyle miydi bu? Arkadaşlar. Ve burada dışarıda göreceğimiz ilginç bir şey yok dedi. Telefon çalıyor. Açalım. Merhaba. Linda. Evet, Eric, çok kötü bir durum oldu. Çok kötü bir şey oldu. Linda, ne oldu? İşsizliğin artışı ile ilgili kaydı tamamlamayı unuttuk. Neden bana hatırlatmıyorsun diyor. Bir dakika, sakin ol. Neden her zaman beni suçluyorsun? Yarın kaydetsek olmuyor mu? Ben zaten kaydettiğimizi düşündüm ve Tom'a her şeyin yarın sabah masasında olacağını söyledim diyor. Tom da patronları herhalde. Peki o zaman ne yapacağız diye sordu Eric de. Bir planım var ve ofisin garajında buluşalım dedi. Biz de tamam, geliyorum dedik ve tabii ki de gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız buranın gerçekten yani kilitli olması ve biraz enteresan. Çünkü daha öncesinde öyle demiyordu galiba. Daha öncesinde açmaya ihtiyacım yok mu? Öyle farklı bir şey diyordu. Ama dışarı çöpü atıp geldikten sonra farklı bir şey dedi. Oo, bir dakika. Nereye geliyoruz? Kanal 7 muhabiri ve kameraman şu anda minibüsüyle birlikte bir yere geliyor arkadaşlar, ama nereye geliyor? Yani böyle bir yere gelip de ne yapacaksınız şimdi? O eksik olan bir işsizliğin artmasıyla ilgili haberi varmış, onu yapacak herhalde. Git bir kenarda yap yani. Böyle garip yerlere gelmeye ihtiyacın var mı? Eric de diyor ki burası gerçekten, buradaki girişi engelleyen birkaç tane kapı var gibi. Linda da o zaman onları açmak için bir yol bul dedi. Eric de tamam dedi. Tekrar sürebiliyor muyuz? Öncelikle ana binaya bu minibüsü sokacak bir yol bulmam lazım. Belki oradaki kapıları bir şekilde açabiliriz diyor. Tamam. Açarız açarız, merak etme. Yani şöyle bir yer bulsak ne yaparız arkadaşlar? Tabii ki de içeri gireriz değil mi yani? Hani kesinlikle minibüse binip ya burası birazcık ürkütücü görünüyor, geriye gidelim falan, öyle şeyler yok bizde. Bu arada kapıyı kapalı tutun yazıyor burada. Buradan içeri gireriz. Hatta hiç kimsenin olmadığını görür, daha da derinlere doğru ilerleriz. Yani biz böyle insanlarızdır. Tabii ki normalde gerçek hayatta böyle bir şey olsa bunu kimse yapmaz diye düşünüyorum abi. Gerek yok yani, niye giresin içeri? Başka kaydedecek yer mi yok? Hani bir kişi yok ya. Şuraya bakar mısın? Bomboş bir şehir. Gizemli bir araba var sadece gördüğümüz. Başka da bir şey görmedik. Şuralarda bir şey var mı? Burada bir kapıya benzer bir şey var arkadaşlar. Bu arada şu ağaçlar falan bir oynuyor garip garip. Şurada bir kapı var. Girdik içeri bakalım. Evet, böyle bir merdiven. Hadi ben gidiyorum ya, dönüyorum. Linda, sen başının çaresine bak demek isterdim ama tabii ki de bunu yapmayacağım. Ve şimdi buradaki bütün kapılardan içeri gireceğim. Açılmıyor. Burası da açılmıyor. Burada ne yazıyor? Burası sigara içilmez bir alan. Burada sigara içmeyin yazıyor herhalde alt tarafta da. Tam olarak okunmuyor. Varil var. Bu ne? Kutu. Sadece çöp. Faydalı bir şey yok diyor. Bu ne? Sigorta. Sigorta gibi bir şey. Ve burada çöpler var. Bu ne? Bu arada ağaç mı bu? Ağaç herhalde. Yani gerçekten çok enteresan. Oo, bir dakika, orada bir delik var arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Delikten içeri giriyor muyuz? Tabii ki de gireceğiz ama önce bir şuraya bakalım. General. Bu nedir bilmiyorum. Herhalde bir makine ve makinenin parçası galiba. Böyle bir tane kol var. Burada bir tane not var. Buranın gelecek sahiplerine ya da bakım elemanlarına. Bu önemli bir not. Ana binayla fabrikayı birbirine bağlayan kapıyla geçitle ilgili. Maalesef çalışmamızın son gününde geçit kapısını kontrol eden sigorta havaya uçtu ve sonra da tekrar tamir edemedik. Ama bilgilendirmek istiyoruz ki ekstra bir tane sigorta var. Fabrikanın içerisinde bir yerlerde bulabilirsiniz ve bu problemi bu şekilde çözebilirsiniz diyor. Biz zaten bulduk bu arada biraz önce. Çok çok büyük bir şans ama biraz önce bulduk zaten. Umuyoruz ki bu sayede buradaki aktivite
aktiviteler devam edebilir gelecekte. Eğer sorunuz ya da daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Saygılar bakım müdürü David Wilson demiş arkadaşlar. Bakım müdürü. Peki biz seninle diyelim ki kontağa geçmek istiyoruz David. Nasıl kontağa geçeceğiz peki? Evet, burada ne var bu arada? Burası sigorta kutusu herhalde. Bir dakika, benim elimde sigorta var. Ben bunu kullanayım burada. Tamam. Kullandım. Bunu kapatalım. Bunu açalım. Ve işte bu. Tam da düşündüğümüz gibi oradaki kapıyı açtık. Şimdi o kapıyı açtıktan sonra direkt herhalde şeye girebiliyoruz. Bu arada burada bir tane delik var. Delikten girdim. Burası fabrikanın yanında bir delik yalnız. Bakar mısın? Duvarın orada bir delik. Yalnız bu bina sanki eğik gibi ya. Düz mü bu bina? Sanki böyle biraz eğik gibi geldi ama değil herhalde. Bir dakika, şurada bir bina daha var. Bizim binamız burası mı yoksa diğer taraf mı? Bir dakika, şurada bir şey var arkadaşlar. Şuraya bir dakika, şurada bir kapı var galiba. Ya da bu bir kapı değil mi? Ağaçlar hareket ediyor ya, pencereymiş. Şurada bir kapıya benzer bir şey var ama şuradan girilir mi? Normalde geri gidip arabayı almam lazım ama buraya girmek istemiyorum diyor. Evet, girmek istemiyorsun ama gireceksin galiba çünkü Linda haber yapacak. Gerçi herhalde bilmiyorum, bahçesinde mi yapacaklar acaba? Ya işsizlikle ilgili bir haber yapacaklar bunun için de. Bir dakika, bir ses geldi ama bana mı öyle geldi ya da siz de duydunuz mu arkadaşlar o sese? Bir işsizlikle ilgili haber yapacaklar. Anladığım kadarıyla bu fabrika ile ilgili bir durum olduğu için de burada yapmayı uygun gördüler. Aslında çok da garip bir şey yok yani. Hani biz neden buraya geliyorsun falan diye biraz şey yapıyoruz. Aa, bir dakika, bir şey oldu. Now that I've gotten on the internet, I'd rather be on my computer than doing just about anything. It's really cool. The internet gave us a whole world of exciting new possibilities. Evet, internet gerçekten çok fazla olasılık veriyor. Hayatımızı değiştiriyor. Gerçekten internet hayatımızı değiştirebiliyor ve bununla ilgili kısa bir şey gördük arkadaşlar. Acaba o arada görmüş olduğumuz kesitlerin hikayeyle bağlantısı var mı? Neyse, şuradan devam edelim. Evet, bütün bir köprü sanki yok olmuş gibi, yıkılmış diyor daha doğrusu. Bütün köprü yıkılmış diyor. Buradan nasıl çıkacağız diye sorduk. Tom'u aradım ve bir helikopter gönderecek televizyon istasyonumuz dedi. Ve burada telefonun çekmesine gerçekten şaşırdım diyor Eric. Burada gerçekten şehirdekinden daha iyi çekiyor dedi Linda da. Sanırım buraya yakın yerlere sinyal çekim kuleleri eklemişler dedi. Her neyse, devam edelim. Helikopter yakın zamanda gelecektir dedi Linda. Biz de tamam dedik ve açtığımız geçitten gidiyoruz. Kanal 7 haber. Korkusuzca bütün binalara girer. İşsizlikle ilgili haberi çekmek için terk edilmiş bir fabrikada bunu yapar. Evet, Linda diyor ki hazırım, hadi başlayalım. Tamam, hadi başlayalım Linda. Hemen bir an önce başlayabiliriz. Gerçekten buranın doğru fabrika olduğuna emin misin? Evet Eric, gerçekten eminim. Ne kadar aptalca bir soru dedi. Senin neyin var dostum diyoruz biz de. Ne kadar kabasın, her gün gittikçe daha da kaba oluyorsun. Ve gerçekten de embesil bir kameramanım olmasaydı keşke diyor Linda da. Bak Eric, gerçekten üzgünüm. Diğer yardımcı kameraman gittiğinden beri çok yoğun ve sıkı çalıştığının farkındayım. Gerçekten senin üzerine geldiğim için üzgünüm dedi. İyi bari, neyse, anlamana sevindim. Önemli değil, hadi şu lanet kaydı bitirelim, sonra da şehirde güzel bir restoranda yemek yiyelim. Ne diyorsun buna dedi ve harika bir fikir dedi Linda da. Evet, şu anda arkadaşlar tekrar haber kaydına girdik. 7.31, saat 7.31, yine aynı gün tabii ki. 13 Ağustos 2000 tarihi ve Linda diyor ki Willowbrook şehri çok büyük bir üzüntü yaşadı çünkü buradaki tek fabrika ve aynı zamanda bütün şehirdeki insanlara iş imkanı sunan tek fabrika iflas etti. Bu iflasın sebebi fabrikanın yanlış bir makineye yatırım yapmasından kaynaklanıyormuş. Firma bununla ilgili çok fazla bilgi vermedi. Bir makineye yatırım yapıyorlar ve koskoca fabrika iflas ediyor. Biraz enteresan ve şüpheli bir durum arkadaşlar. Willowbrook'taki birçok ev ve birçok aile buradaki fabrika sayesinde geçimini sürdürüyordu ve şimdi kendilerini hem işsiz hem de seçeneksiz buldular. Gerçekten çok enteresan ve kötü bir durum bu arada.
Durumu daha da kötü yapan şey işsiz olan insanları karşılayabilecek başka fabrikalar ya da başka endüstriler de yok şehirde. Yani başka bir seçenek de yok. Fabrikanın kapanması yerel ekonomiyi de çok kötü etkiledi. Çünkü şehirdeki birçok iş, birçok yerde aslında fabrika çalışanlarının yaptığı harcamayla dönüyordu. Bu tür fabrikalar ve endüstrilerin devamı yerel ekonomilerin sürmesi için gerçekten çok önemli ve Willowbrook'un bu hali de aslında bu konuyla ilgili üzücü bir hatırlatıcı oldu. Umuyorum ki şehir bir çözüm bulabilir bu probleme ve yaşayanlar da tekrar iş bulabilirler. Tamam, hepsi bu kadar mı dedik ve evet bu kadar. Yardımına ihtiyacım var ve içeride bazı kayıtlar da almalıyız diyor. İçeriye girmesek olur mu? Eric de dedi ki benim içeriye gireceğimi düşünmüyorsun herhalde, yani o korkunç fabrikaya gireceğimi düşünmüyorsun değil mi dedik. Hadi Eric, neden korkuyorsun? Helikopter gelmek üzeredir, çok fazla vaktimiz yok. Bütün şehrin ekonomisini darmadağın eden, mahveden o makineyi bulabilmek için başka bir şansımız olmayabilir. Bu son şansımız olabilir. Yani bir tane makine sebebiyle, yani yanlış bir makineye yatırım yaptı. O makine sebebiyle fabrika iflas etti. Bütün ekonomi de o yüzden çöktü diyor. O makineyi bulmak istiyor Linda da. Aslında haklı bir şey ama tabii böyle bir yere girilir mi? Bence girilmez. Özellikle bu şehirde yaşayan insanlar bunu öğrenebilmek için canını bile verir. Eğer o makineyi bulup bunu kaydedebilirsek haberimiz gerçekten inanılmaz başarılı olacak. Ve buraya gelen tek köprü de yıkıldı, o yüzden bizden başka bir haber kanalı da gelemeyecek diyor. Yalnız köprü yıkıldı diye üzülmek yerine bunu bir fırsata çevirdin Linda, gerçekten çok enteresansın. Eric de diyor ki evet gerçekten de haklısın. Minibüsten kamera ışığını al ve seni fabrikanın içerisinde bekleyeceğim dedi. Korkmuyor musun diye sorduk. Kariyerim boyunca bunun gibi birçok terk edilmiş yere girdim. Bu tür yerlerde en fazla evsiz insanlarla karşılaşırsın. Bu bir film değil Eric diyor Linda da. Evet haklısın, hadi gidelim dedi. Ama birazdan sanki filmi göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada garip bir ses mi geldi gene bilmiyorum. Bir şey alıyoruz. Evet şimdi iyiye bas. Kamera ışığını kullandık. Tamam. Ya ben buradan basıp giderim abi. Normalde bas git aslında ama tabii arkadaşımızı bırakamayız. Basıp gidemeyiz. Ha bir dakika. Biraz önceki o benim girmem buradan dediğimiz yere girdik. Evet. Şu anda girdik arkadaşlar ve Linda sanırım bir şey buldum bir odanın içerisinde, sol taraftaki odada. Burada bazı kayıtlar yapmanı istiyorum ve seni orada bekleyeceğim dedi. Bir dakika, şimdi buradan biz geri çıkabiliyor muyuz? Şu anda öncelikle kaydı bitirmem lazım Linda ile buradan ayrılmadan önce dedi. Tamam, şimdi şuraya bir daha bakalım. Öncelikle biraz kayıt yapman lazım. Seni bu odanın önünde bekleyeceğim diyor. Tamam. Şuraya bir girelim mesela. Evet, burada bu monitör var. Bu kirli ve kırık diyor. Ön tarafına bir bakalım. Evet, kırık yalnız. Harbiden kırıkmış. Kırık derken bayağı bildiğin kırık. Evet, bir tane bu arada kağıt bulduk. Bugün son gün. Birçok ailenin yiyeceksiz kalacağını bilerek bugün nasıl uyuyacağım gerçekten bilmiyorum. Ama anlaşma yapıldı. Özlenmeyecek birini seçmemi istediler. Ben de seçtim. Geri kalanını onlar yaptı. Ben fabrikayı sattım ve onlar da birkaç gün içerisinde iflası açıklayacaklar. Aslında fabrikayı satmış bu arada. İflas etmemiş, sadece iflas açıklanmış. Buradan uzaklara gidiyorum. Bu suç hiçbir zaman peşimi bırakmayacak, bunu biliyorum. Umarım Tanrı beni yaptığım şey yüzünden affeder. Ne bu acaba bilmiyorum ama arkadaşlar gerçekten çok karanlık bir şeyin içerisinde ve fabrikanın sahibi aslında burası iflas etmemiş, burayı satmış ve birçok insan burada işsiz kalacak, yiyecek bulamayacak. Bunların hepsini bilerek bunu yapmış ve umarım bu yaptığım için Tanrı beni affeder yazmış. Peki şuradan devam ediyorum o zaman. Bu arada bir dakika, şurada bir adam var zannettim yalnız ama elbiseymiş arkadaşlar. Tabii ki de buralara bakıyoruz. Siz de öyle zannettiniz mi bilmiyorum. Evet şöyle. Tabii bir jumpscare falan olursa ben önceden uyarı yazıyorum. O yüzden size bir şey olmaz ama hani ben o anda jumpscare'i yiyorum. Jumpscare dediğim anlık çıkan şeyler bu arada. Bilmeyen, ilk kez izleyen arkadaşlar varsa. O yüzden siz izlerken korkmayın yani. Bir dakika, bir ses geliyor. Ses kesildi. Arkadaşlar şu anda ses kesildi. Buradan içeriye gireceğim ben. Bir makine var. O makine bu makinemiz sanki bir öğütücü gibi görünüyor. Bu tür makineler bir servet etmez diyor. Hani normalde bir makineye yatırım yaptığı için fabrika battı falan diyorlar ama hani o kadar pahalı bir şey değil diyor. Haklı da bence bu arada. Fabrikanın iflası için yeterli bir şey değil. Yani yeterli bir sebep değil diyor. Bu gerçekten biraz şüpheli. Neyse şurada bir kapı var. Kapıdan giremiyoruz. Tamam, burada başka bir şey yok herhalde. Şöyle devam edelim. Burada başka bir şey yapamıyoruz herhalde bu arada.
Şöyle devam edelim buradan. Bu arada Linda neredesin sen ya? Bir dakika şimdi burada bizim... Aa, bir dakika. Linda nerede? Arkadaşlar Linda. Linda şurada değil miydi? Linda. Buradan çıkabiliyor muyum? Hayır, buradan çıkamıyorum şu an. Nereye gitmeliyim? Linda da yok. Linda. Linda burada mısın? Linda sana buraya girmeyelim diye söyledik ama laf dinlemiyorsun ki. Buraya girilir mi? Şuraya bak. Linda da yok. Nereye gidiyorum ben? Şurada bir şey var mı bakalım bari artık. Evet, bir kapı buldum. Şuradan çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Burada kaldık arkadaşlar. Başımıza garip bir şeyler gelecek ama bakalım ne olacak. Burada bir şey yazıyor mu? Kağıt yazıyor sanki. Paper'a benzer bir şey var. Şöyle devam edelim. Hop! Ne oldu? Öldün mü? Linda. Eric. Hayır. Bu onun kamerası. Hayır hayır hayır. Neden bu bana oluyor? Telefon çalıyor. Telefonum. Tom. Bu patronları. İyi misin? Neredesin? Fabrikanın içindeyim. Sanırım burada biri var. Giriş kapısı kilitli. Eric'in kamerasını buldum banyoda, tuvalette. Sanırım Eric öldü ve ben de burada saklanıyorum. Aman tanrım, çok çaresizim. Tom da diyor ki sakin ol, biz ön taraftayız ve biraz önce kapının kilidini açtım. Lisa polisi arıyor. Hepimiz kapıdayız. Oraya kadar koşabilir misin? Sanırım koşabilirim. Eğer burada kalırsam beni de bulacak. Demir bir levyem var. Eğer o seni kovalarsa ve senin peşinde görürsem o demir levyeyle onu pataklayabilirim gibi bir şey söyledi Tom. Ve buradaki telefon görüşmesi böyle bitti arkadaşlar. Ve evet, sadece bir şansım var. Ana kapıya doğru koşmalıyım. Tabii. Ana kapı. Ana kapı neresiydi arkadaşlar? Koş koş koş. Şöyle çıkalım. Ana kapı neresiydi arkadaşlar? Şuradan mı gideceğiz? Şurası değil mi? Şurası, evet evet, açık. Bir dakika, bir ses geliyor bu arada. Hayır hayır hayır. Çıktım çıktım çıktım. Hayır. Hayır. Geliyor, biri geliyor. Biri geliyor, hayır. Hayır hayır hayır. Kaçamıyorum. Sanırım bundan kaçamamam gerekiyor zaten. Evet, enteresan ama... Bağlantı kesildi mi? Telefon sesi geldi. Bağlantı kesildi diyor. Bir dakika. Kırmızı kapı. Bu ne ya? Live chat diyor. Canlı chat diyor arkadaşlar. Bu bir canlı yayın mı? Bir dakika. Pencere uyarısı. İkinci kamera bağlantısı kuruldu. XQDX diye birisi göndermiş. Yönetici rolündeymiş. Burada bir şeyler var bu arada arkadaşlar chatte. Bu gerçekten çılgınca. Oraya nasıl geldiler? Bu adam da kim? Aa, bizim bunca zamandır orada yaşadığımız şeyleri canlı yayında mı izliyorlardı? Biraz daha fazla acı çekmesine izin ver diyor. Bu arada burada katliam binası yazıyor arkadaşlar. Oda 4180 kırmızı kapı. Burası katliam binası diye geçen bir yer. Ve biz burada canlı yayındaymışız bunlar olurken. Biraz daha acı çekmesine izin ver. İşte bacaklarına biraz daha vur kır diyor. Şov başlıyor gibi görünüyor. İşkence edecek mi? Birisi odaya katılıyor burada. Kadın nereye saklandı? Bu gerçekten çok uzun sürdü. Kadın koşuyor. Bu skandal kadın ölmeyecek mi? O kadının giysilerini alabilirdi dedi. Sonra bağlantı zaman aşımına uğradı. Tekrar bağlanıyor diyor arkadaşlar. Burada online olan isimler var. Ve sonra da ikinci kameraya erişim sağlandı diyor. Başka bir yere tıklayabiliyor muyuz? Çok enteresan ya. Herhalde başka bir yere Aa, bir dakika, bunlara tıklanıyor ama yok, tıklanmıyor bunlara da. İkinci kameraya erişelim. Aa, makine. Bu Eric mi? Linda mı? Eric herhalde. Ha, o makine öğütücü. O makine öğütücünün içerisine soktular. Kanal 7 diye de oyun bitti sanırım arkadaşlar. Şimdi şöyle, muhtemelen şöyle bir hikayesi var. Burası sanıyorum bir fabrikanın bir sahibi var ve fabrikanın sahibinden burayı satın alıyor birisi. Bu satın alanlar da Hostel diye bir film vardı, işte böyle bir otelde benzer olayların geçtiği bir film vardı. Belki oradan esinlenmiş olabilirler bu oyunu yaparken. Orayı satın alıyorlar, oteli. Sonra o oteli böyle bir katliam oteline dönüştürüyorlar ve burada işte bir
eli bıçaklı bir katili koyuyorlar. Sonra işte birilerini oraya gönderiyorlar. Sonra onları katilin kovalamasını ve bu şeyleri canlı yayında kaydediyorlar arkadaşlar. Oyunun hikayesi gördüğüm ve anladığım kadarıyla bu şekilde. Ve bu arada hatırlar mısınız bilmiyorum, oyunun içerisinde bir bölümde cep telefon... Bir dakika, burada bir şey var bu arada. Sevgili muhabirimiz Linda Turner ve yorulmak bilmez kameramanımız Eric Williams'ın en son istasyonumuzun garajında kayboluşlarını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Onları mümkün olan en kısa sürede bulmak için yerel makamlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz. Lütfen ekibimiz için dua edin ve bulunmalarına yardımcı olabilecek her türlü bilgiyi derhal yetkililerle paylaşın. Bu istasyondaki hepimiz için zor bir zaman ve düşüncelerimiz ve dualarımız Linda Turner ve Eric Williams'ın ailesi ve arkadaşları ile birlikte. Evet, oyunun gerçekten çok enteresan bir hikayesi var arkadaşlar. Hatta bir bölümde hatırlarsanız bu binanın içinde telefon çok güzel çekiyor, çok iyi çekiyor. Şehrin merkezinde bu kadar iyi çekmiyor falan diye bir konuşma geçmişti. Onun sebebi de aslında buymuş. Yani oyunun hikayesi aslında şu şekilde: fabrikanın sahibinden birileri o fabrikayı satın alıyorlar ve terk edilmiş bir fabrika haline getiriyorlar. Oraya bir katil koyuyorlar. Sonra da içerisine işte bir iki kişiyi gönderiyorlar. Belki Kanal 7'deki o haber yapanları da bilerek oraya gönderdiler. Sonra da o fabrikayı ve oradaki işte o yaşanan katliamı bir canlı yayında ya da belki sonra videolarla da hatta insanlara sunuyorlar ve böyle psikopat bir tezgah kurulmuş oluyor. Aynı yapımcının dediğim gibi sanırım iki tane daha oyunu var arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve diğer oyunlarını da görmek isterseniz aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Ve siz de bu oyunun hikayesiyle ilgili kendi fikirlerinizi ve gördüklerinizi mutlaka yorum kısmına yazın. Yeni videoları kaçırmamak için de kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Bu videoya 5000'den fazla like gelirse yeni video hızlıca gelecek. Şu an ekranda en son yüklediğim videoyu görebilirsiniz. O videoda da çok güzel gizemler var. Mutlaka izlemediyseniz izleyin. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.